Bismillahirrahmanirrahim. El-İhtiyar sınavı 1. İhtiyar fıkıh kitabını okumaktayız. Teğennün bahsine kadar geldik. Kitabı şerhiyle beraber okuyoruz. Teğennün bahsine kadar bir sınav yapalım dedik. Sınav soruları ve cevapları karşınızda. Soru 1. El-Muhtar lil-Fetva ile El-İhtiyar li-Ta'lilil-Muhtar arasındaki fark nedir? El-Muhtar kitabın esası, aslı, şerhsiz halidir. El-İhtiyar li-Ta'lilil-Muhtar ise kitabın şerhidir. Yani El-Muhtar'ın şerhine El-İhtiyar li-Ta'lilil-Muhtar demekteyiz. Her ikisini de İmam Mevsili yazmıştır. İki ihtiyarda geçen S ile M, yani sin harfi ile mim harfini yan yana görsen, bunda ne kastedilmiştir? Sin ile Ebu Yusuf, mim ile İmam Muhammed kastedilir. Kitapta bir şeyler anlatılır ve hemen oraya parantez arasına sin mim yazılır. Yani sin de mim de muhalefet etti buna. Buna karşıdırlar, buna katılmıyorlardır demek olur. 3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. İhtiyardaki hadislerin tamamı sahihtir. Bu yanlış. B. İhtiyardaki hadisler sahih veya zayıf olabilir. Bu da yanlış. Çünkü hasen demedi, başka bir şey demedi. C şıkkı ihtiyardaki hadisler arasında sahih olanı da vardır, hasen olanı da vardır, zayıf olan da vardır, mevzu olan da vardır. Mevzu asılsız demek. Doğru şık budur. Bir iki tane mevzu var. Ama aynı manayı destekleyen farklı kitaplarda farklı hadisler var. Sonuçta kitapta geçen asılsız hadis olsa da o manayı destekleyen aslı olan hadisler de vardır. Asılsız hadisler olduğunu nereden bilebilirsiniz? Nereden çıkartıyorsunuz? Gerek Şuayb el-Arnavut'un yapmış olduğu tahric olsun. Gerek İbn Kutluboğa'nın yapmış olduğu tahric olsun. Bunlar bu söylediğimizi göstermektedir. Yani sahih, hasen, zayıf, mevzu hepsi var. 4. Aşağıdaki metni tercüme ediniz. Farzul gusli, guslün farzı nedir? El mazmazatu ve el istinşaku, mazmaza ve istinşak. Mazmaza ağzı yıkamak, ağzın içini. El istinşaku, burnu yıkamak, buruna su çekmektir. Ve daha nedir? Guslu cemi'il bedeni, bedenin tamamını yıkamaktır. El farku beynehu ve beynel vuzu'i, abdest ile gusül arasındaki fark nedir? Çünkü abdeste ağız ile burnun yıkanması farz değil iken gusülde farz diyor. Ennehu me'murun bi gaslil vecihi fil vuzu'i. Abdeste emredilen şey nedir? Yüzün yıkanmasıdır. Yüzün. Yani yüzünüzü yıkayın diyor. Orada burnunu ağzını yıka demiyor. Vel müvacehetu. Müvacehe yani yönelilen şey, yüz olan şey nedir? La taka'u bi batinil enfi bi batineyil enfi vel femi. Ağız ile burnun içi yüze dahil değil ki. Dolayısıyla abdest emredilen şey yüzü yıkamaktır. Ağzın da burnun da içi yüze dahil değildir. Bu yüzden abdeste buraları yıkamaya gerek yok. Ve fil gusli, gusülde ise me'murun emredilen şey nedir? Bi tebhiri cemi'il bedeni. Bedenin tamamının yıkanması emredilmektedir. Yüzün yıkanması emredilmiyor ki gusülde. Kâle Allahu Teala ve in kuntum cünüben fettahhiru. Eğer cünüpseniz tertemiz. Titizce yıkanın. Öyleyse yecibu gerekir. Ne gerekir? Gaslu cimi'i ma. Yumkin. Mümkün olan her yerin yıkanması gerekir. Mümkün olan her yerin yıkanması gerekir. Yumkinu mümkün oluyor. Ne? Onun yıkanması. Bedenden yıkanması. Mümkün olan her yerin yıkanması zorunludur. Ağzında, burnunda, içi yıkanması mümkündür. 5. Aşağıdaki ibarede hiye zamiriyle ne kastedilir? Hiye o artık her neyse fil lügati lügatta mutlakun nezafeti. Genel olarak temizlik demektir. Taharetten bahsediyoruz.
Ve fi şer'in şerati ise en nezafetu anin necaseti, pisliklerden temizlenmektir. 6. Bir kişi abdest alırken elini, yüzünü yıkadıktan sonra bir bardak çay ise, abdeste mola veriyor, çay içesi girmiş. Çayını içti, mesela 5 dakika geçti. Çayın ardından kolunu yıkadı ve yine bir bardak çay molası daha verdi. Bu çay molalarını keyfi olarak veriyor. Yani bir yeri hastaydı, ağrıyordu, duramıyordu değil, keyfi mola verdi. Bir bardak çay içti. Bu defa ayağını yıkadı. Nereden atladı? Kolundan ayağına atladı. Baş meshi yapmadı yani, ayağa atladı. Artık ayaktan sonra başını meshedi. Bu durumda abdestin hangi maddelerine aykırı bir davranış sergilemiş olur? A. Farzlarını ve vaciplerini terk etmiş olur. Abdestin farzı var da vacibi yok. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. B. Tertibe riayet etmemiştir. Tertip sıraya uymak. Hani elini, işte kolunu, yüzünü, başını, ayağını. Belli bir sırası var onun. Sıraya uyulmamıştır. Doğru mu? Evet. Neden? Çünkü ayağını yıkamaya geçiyor. Nereden? Kolundan sonra ayağına geçiyor. Baş vardı. Başın nesi var? Baş mesh etmeden koldan ayağa geçtiğine göre tertibe, yani sıraya uymadı. Başka? Muvalat diye bir şey var. Muvalat, araya abdest fiilleri arasına alakasız bir fiil ilave etmemek. Çay içmek gibi. Yüzünü yıkadıysan hani koluna geçeceksin. Koluna geçmeden önce abdestle alakasız bir şey. Çay içmek. Abdestle alakasız. Telefon çaldı. Bir konuşayım. Kaldığım yerden devam ederim. Araya abdest fiillerinin arasına alakasız bir fiil ilave ettiğinden muvalaat kaidesini terk etmiş oldum. Tabii ki tertip de muvalaat da farz da değil, vacip de değil, ama bunlar yine de burada anlatılan durumlarda terk edilmiş olur. Kaplama mesi ve tahri sadece sünnet. 7. Yanında su olduğu halde bunu kullanmaya da gücü yettiği halde kişi hangi iki durumda abdest yerine teyemmüm yapabilir? Abdest almak yerine teyemmüm alabilir. Yanında su var. Hem de bayağı var. Bol bol var. Yani abdest alsan bile geriye yeterli su sana kalacak. İçebilirsin, yemek yapabilirsin. Bunu kullanma gücün de yetiyor. Sağlığın da elverişli. Ama yine de bu suyu kullanıp abdest almak yerine teyemmüm alabileceğin durumlar vardır. Hangi durumlar bunlar? Cenaze namazının kaçmasından kişi korkuyorsa ve bayram namazının kaçmasından korkuyorsa, bu iki gerekçeden dolayı ne yapar? Abdest almaz, direkt teyemmüme yönelebilir. Kişi cenaze namazına gitmiş, biraz da geç kalmış. İmama da zaten derler, gelenler var hocam, uzaktan gelenler var, abdest alanlar var, işte az daha uzatalım. İmam da vaazı uzatır uzatır, zorunlu kalır. Cemaatten birisi, bu hoca ne yapıyor, çok uzattı der. Oysa kimileri, hocam uzaktan gelenler var der, imam arada nerede kalır, ne yapacağını o da bilemez. Derken sonunda namaz nasıl kılınır, işte kaç tekbirdi, kim niyeti neydi falan filan derken ellerini kaldırdı, Allahu Ekber dedi diyor. Kişi geldi oraya, bir baktı ki namaz başladı, başlıyor. Tamam, kenarda çeşme var, abdest alabilirim ama imam namaza başlıyor, ellerini kaldırdı, millet elleri kaldırdı, Allahu Ekber demek üzere. Ben daha teyemmüm alacağım, kollarımı sıvayacağım da, çoraplarımı çıkartacağım da, abdest alacağım da, ben bunlara tekrar katılana kadar namaz biter. Böyle bir korkusu varsa ne yapar? Direkt teyemmüm alır. Bu durumda yani nerede? Kişi dışarıdadır, hemen ellerini toprağa vurur. Hemen bir teyemmüm alıp namaza dahil olur. Su olduğu halde. Bayram namazının kaçmasının durumunda da böyledir. Bayram namazı da belirli bir saatte kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı onun saatini her yıl bölgelere göre tekrar tekrar ilan eder. Örnek veriyorum. Diyelim ki 7'de, sabah 7'de bayram namazı var. 7'yi 2 geçti, 3 geçti. Yani kapıda olanlar da girsin diye imam 2-3 dakika pay ayırdı. Fazla da ayırmak istemiyor çünkü milletin de işi var. Yani çok uzatsa millet hoca uzatıyor diyecek. 2-3 dakika kapıda olanlar varsa yetişsin diye uzattı. 7-5 geçe Allahu Ekber dedi ki sen de kapıdasın.
Ya hocam abdest alacaktım ama hoca seni artık ne duyacak? Namaz başlamış. Ne yaparsın? Hemen bir teemmüm alıp namaza dahil olursun. Bu işte cenaze ile bayram namazında geçerlidir. Yanında su olsa da, abdest almaya gücün yetse de, vakit daralmış, namazları kaçırma korkun varsa böyle. Bu sadece bu iki namazdadır. Cuma namazı kaçıyor. Böyle bir şey yok. Teravih, sabah namazı fark etmez. Bunlar da abdesti alacaksın. Tabii ki su yoksa alamazsın. O zaman teyemmüm yapılır. 8. Teyemmümü bozan şeyler nelerdir? Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Bir de suyu bulmak. Doğru mu? Eksik. Sadece abdesti bozan şeyler. Eksik. C şıkkı. Abdesti bozan her şey ne yapar? Teyemmümü de bozar. Suyu elde etmek ve suyu kullanmaya güç yetirmek. Doğru şık C'dir. Yanında su olabilir ama suyu kullanmaya gücün yetiyor mu? Vakit var, öğle ezanı yeni okundu. Yanında derin bir kuyu var böyle. Yani atıyorum 20 metre, 50 metre kuyu. Oradan su çekmen lazım. Ne lazım sana? Bir ip, bir de artık kova. Kova lazım. Kovaya ipi bağlayacaksın. Kovaya aşağı atacaksın. Suyu doldurup çekeceksin yanına. Ama bakıyorsun ki kovan da yok, ipin de yok. Sağa sola araştırıyorsun, bulamıyorsun. Su var ama kullanmaya gücün yok. İşte bu durumda yine kişi teyemmüm alabilir. Yani yanında su olması yeterli değildir. Suyu kullanma gücün de yetecek ki teyemmüm bulunsun. Aşağıdaki maddelerden hangisi guslü gerektirir? A şıkkı meni gerektirir. Mezi olsun, vidi olsun, diğerleri hep sadece normal namaz için alınan abdesti bozarlar. Guslü bozan yalnızca menidir. 10. soruyu kendiniz oluşturun, cevabı da kendiniz verin demişiz. Dolayısıyla ortada bir soru yoktur. Durum bundan ibaret.